Paris'te geniş ve açık bir meydanda Saint-Chapelle ile Adalet Sarayı arasında sıkışmış olan Île-de-la-Cité'yiz. Lourdes'den pek uzakta değiliz. Burası tam anlamıyla Paris'in kalbi. Şu anda Paris metrosunun girişlerinden birine bakıyoruz. Burası 1900'ler civarında Hector Guimard tarafından dizayn edilmiş. Art Nouveau yani yeni sanatın en saf örneklerinden biri bu. Ve bu giriş sadece tek bir yere mahsus değil. Dökme demirden bunun gibi yaklaşık 100 tane üretilmiş ve bakır küflü bronz gibi görünmesi için yeşile boyanmış. Bakır genellikle o harika mavinin ya da yeşilin rengini değiştirir. İşte bu da öyle görünmesi için boyanmış. Ama bronz çok pahalı bir şey ve bunun ucuz yolla yapılması gerekiyormuş. Çok sayıda üretilmesini ve kolayca birleştirilmesini sağlayan modüler bir sistemle imal edilmiş. İlk yapıldığında çılgın bir modernliğe sahipti. Ama tabii sadece elitler için yapılmamıştı. Herkes içindi. Bu yeni sanatta bir dönüm noktasıydı. Endüstriyel yeni zenginler için yapılan ve pahalı maddelerle ilişkilendirilen bir stilden, o stili organik şekilleriyle seri üretilen bir şey üzerinde uygulamaya geçiş yaşanmıştı. O yeni kapitalist kültürde özgürce hareket etmesi gereken orta sınıf için yapılmış bir metro istasyonu bu. Geniş kitleler için güzel bir şey yaratmanın altında idealist tutkular olduğunu hatırlatan iyi bir örnek. Seri üretilebilen, birleştirmesi kolay ve ucuz bir şey. Yani güzellik sadece zenginler ve soylular için değildi. 1900'de Paris'te düzenlenen büyük bir fuarın yaklaşmasıyla Paris metrosu projesi ivme kazandı. Hedeflenen şey çok fazla sayıda insanı şehir içinde taşımaktı. Ve elbette inanılmaz derecede başarılı oldu. Ama şuna bir bakar mısınız? New York'ta görmeye alışkın olduğum metrolarda bunun gibi bir şey kesinlikle yok. Kendisini duyuruyor, saklanmıyor. Modernliğinden korkmuyor. Yeni sanatın en önemli noktalarından biri bu. 19. yüzyılda çok büyük bir yere sahip olan o tarihileştirme akımına karşı olarak ortaya çıkıyor zaten. Mimariye bakın mesela. Bir yandan gotik tarzını diriltenler var. Mısır stilini diriltenler var. Sonra klasik stili diriltenler var. İşte Guimard da çıkıp şöyle bir soru soruyor. Tamamen modern bir stil olsa nasıl olurdu? Doğaya dönüyor olması da enteresan. Şu soruyu soran bir sürü mimar vardı. Eski stillere bakıp onların lügatini kullanmak yerine 19. yüzyılın ve bu geniş endüstriyel kültürün parçası olan bir sanatçı nasıl bu kültüre yakışan yeni bir stil yaratabilir? Aslına bakarsanız yeni sanat Avrupa'nın dört bir yanında vardı. Ve İspanya'da, Viyana'da, Belçika'da hep farklı farklı bölgesel varyasyonlara sahipti. İşte Fransa'da da böyle organik şekiller görüyoruz. Burada Guimard'da gördüğümüz gibi. Şu an tabelanın kendisine bakıyorum. Sanki tomurcuklanıyormuş gibi görünen iki adet bitki görünümlü sapın arasına yerleştirilmiş, asılmış ve daha açılmamış olan bu çiçek aslında bir lamba. Direklerden birinin hemen yanında bir ağaç var. Dallarından biri lambanın altına sıkışmış. Ve bakınca doğa ile bu organikliğin bir hayli stilize edilmiş tasviri arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Ki buradaki asıl amaç da bu zaten. Bu bir doğa tasviri değil. Bu büyümenin mizacının stilize edişi. Burada anahtar sözcük büyüme. Yükselme eğiliminin olduğu kısımlar var. Mesela lambayı destekleyen saplara benzeyen sütunlar ama aynı zamanda aşağı hareket eden ya da sanki eriyormuş gibi duran şekiller de görüyoruz. Bir açılma durumu da var. Palmiye yapraklarının ya da daha doğrusu eğrelti otlarının yapraklarının büyüdükçe açılması gibi. Sadece organiğin değil, aynı zamanda hareket halindeki organiğin de harikulade bir mizacı söz konusu burada. Bu giriş son derece iyi durumda. Gerçi bazı yerlerindeki boya ufalanmış ve birçok kez yeniden boyanmış. Tabii biraz paslanma da var. Aşırı derecede iyi durumda olan bir kısım var. O da Metropolitan yazan tabela. Tabela donmuş lavdan yapılmış. Mimar özellikle uzun süre dayanacak materyaller aramış. Bir çeşit seramik bu. Tabelanın en güzel bulduğum kısmı yazı karakteri. Harflerin gerçekten organik yuvarlağımsı bir mizacı var. Bir bakıma el yazısı gibi duruyor. Mesela şu L'ye bakın. Sanki ileri doğru adım atan bir bacak gibi. Gerçekten eğlenceli bir görünüm katmış. Aşağı indikçe koyu yeşil maviden
nasıl daha açık bir maviye dönüştüğüne bakar mısınız? Girişin tamamına buton hakim. Yazı karakterinden tutun, tabelanın ovalliği, o harika kıvrımları, etrafındaki açılan saplarına kadar her şey sanki hareket halindeymiş gibi. Bir çeşit canlılık söz konusu. Bir metro sistemi için ne müthiş bir görsel metafor.